Herkese merhaba. Sky Factory 4'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen bölüm biliyorsunuz Simple Storage Network yapmıştık. Ama o şuradaydı. Buraya koymuştuk. Buraya bir tane daha platform. Daha doğrusu bunun üstüne koydum. Ve burası bizim ana çalışma alanımız olacak. Bundan sonra diğer malzemeleri de yavaş yavaş buraya taşırım. Şimdilik bunu getirdim. Şuraya bir tane daha platform yaptım. Bugün onu biraz daha kullanırız. Ama öncelikle göstermek istediğim birkaç bir şey daha var. Şu AirCharm gördüğünüz gibi. Başlangıç tipisini göstereyim sizlere. Yapımı oldukça kolay. Bir tane bone block, 3 tanecik iron, diamond ve nether ward. Biliyorsunuz geçen bölüm nether'a gitmiştik ve kaleye oldukça yakındı. Ben kaleye kadar da bir yol yaptım, köprü yaptım ve kalenin içerisine girdim. Oradan biraz nether ward buldum. Bakayım şuralarda görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. Bir yerlere atmışımdır ben onları. Buradaymış. 60 tanesini kadar topladım. Bunları gerekirse çoğaltırız. Kaleye girmişken biraz da Nether Brick getirdim, topladım. Nether rakımız var. Aşağıda sandıklarda da var daha. Bunu yaptım. Bu arkadaş uçmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yavaş ama oyunun erken zamanlarında oldukça yararlı olacak bir uçma tekniği. Bunu Stone Block serisinde de kullanmıştık. Çok fazla güvenmeyin bu arkadaşa. Bazen kendi kendini kapatabiliyor. Şöyle mesela kenara yaklaştığınız zaman hop, bakın kendini aşağı saldı. Ben yapmadım. Ama işte bazen hop aşağı düşebiliyorsunuz. O yüzden çok fazla güvenmeyin. Yani böyle kenara yaklaşırken özellikle şöyle yukarılardan inmeye çalışın. Ama çok kötü değil. Stone Block da çok kötüydü. Sanırım o sıkıntıyı biraz düzeltmişler. Şu an için çok problem değil. Kaleyi gezerken birkaç tane şey buldum. Sandık buldum. Onların içinden çıkan güzel şeyler. Öncelikle şöyle bir tane Emerald Chestplate çıktı. Onu da giydim hemen. Şu çıktı. Ender Wing Prime diye bir şey. Sağ tıkladığınız zaman spawn noktanıza teleport oluyorsunuz. Ki bizim spawn noktamız yatağımız şu an. Oraya teleport olmamızı yarıyor. Birkaç bir şey daha bulmuştum. Şu Piston Scepter denen bir şey. Bu arkadaş blokları itmenizi ve çekmenize yarıyor. Şu şekilde böyle tıkladığınız zaman arkaya atıyor. Hop, buradan tıkladığınız zaman bu tarafa. Yani kırmadan malzemeleri taşımak için güzel bir alet. Bu da sandıktan çıktı. Bir şey daha çıkmıştı. Neydi o? Bu değil. Ama bunun da bu ekranın gitmesi, güncellemesi de kötü oluyor ya. Şu. Thunder. Bu da istediğiniz bir noktaya yıldırım atmanızı yarıyor. Mobları öldürmek için güzel olabilir. Bakayım. Şarj oluyor galiba. Lighting. Or. Bilmiyorum. Onu da buldum. Nedir de biraz daha gezindim yani. Bugün artık biraz enerji üretmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz baktım ben enerji üretmek için. Hem bizim görev listemizde şu Age of'ta bazı şeyler öneriyor bize ki bunların içinde ne bu? Upgradable Generator, Simple Generator. Sanırım bu herhangi bir tane Simple Generator yapmak bu görevi açmak için yeterli olacaktır. Ama şöyle bir bakalım öncelikle neler var. Hop hop. Böyle. Simple Combustion Generator var. Bu arkadaş tahta olan, yanabilen her şeyi yakabiliyor. Culinary Generator var. Bu arkadaş yenebilen her şeyi yakabiliyor. Ki bunu da kullanabiliriz. Çok fazla oakımız var çünkü. Bakayım şöyle. Şunlardan 21.000 tane kadar, 21.400 tane kadar birikmişler hatta. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz çünkü 2000 taneden fazla elmamız var. Bunlar da yanabilir. Bunu kullanamayız şimdi. Bunu da kullanamayız. Bunu da kullanamayız. Jeotermal kullanabiliriz. Lavla oldukça fazla enerji üretebiliriz. Bakalım. Lava. 15 FE mi? Azmış ya. Ama sürekli yakıyor herhalde. Bilemiyorum. Sıvı combustion generator. Bunda da işte ağaçlardan çıkan tree oil, seed oil gibi şeyleri yakabiliriz. Bir de türbin jeneratör var. Bunda da sadece
buhar enerjisi yakılabilir. Yani 3-4 tanesini, 2-3 tanesini yapabiliyoruz bunlardan. Ben birkaç tanesini deneyeceğim. En azından 2 tanesini. Çok fazla oak var dediğim gibi. Hem şunları biraz azaltmış oluruz. Hop, şöyle geleyim. Gene bir combustion jeneratör yapalım. Evet, şu combustion jeneratör yapalım. Bir de simple geothermal enerji jeneratör yapalım. Bunları biraz yapalım. Biraz enerji üretelim istiyorum bugün. Aslında bugün mob farmı mı yapayım yoksa enerji mi üreteyim diye kararsız kaldım arkadaşlar. Mob farmı da yapmamız lazım yakın zamanda. Çünkü Ender Pearl'a da oldukça fazla ihtiyacımız var. Moblara da geleceğiz. Şu şeyleri göstermek istiyorum ama arkadaşlar önce unutmadan. Burada kullandığımız bizim kabinetler. Bunu sağ tıkladığınız zaman kapanıyor veya açılıyor. Kapatıp açabilirsiniz. Çok çabuk doldular. Böyle gördüğünüz gibi. Yani pek verimli olmadılar açıkçası. Bunların bir üst versiyonu var. Onları göstermek istiyorum. Onları kullanacağım. Ben kayıt dışı hem şimdi kabloları falan çekmek için videoyu keseceğim. Hop. Ha, şunu göstereyim bir de. Geçen bölüm biliyorsunuz burada link cable kullanmıştık biz torchları göstermek için. Burada da export cable kullandım ben. Bu da sistemdeki malzemelerin dışarı çıkartması, export edilmesi işine yarayan bir cable. Ve bunun da bir filtresi var. Gördüğünüz gibi birch, dark oak ve apple leaves'leri, yapraklarını buraya şu gene cycling trash void kısmına, malzemesine, çöp kovasına daha doğrusu ekstrakt ettiriyorum. Şuraları tamamen yaprak doluydu. Onlar biraz temizlendi. Bazı yaprakları almıyor arkadaşlar. Yani bazılarını kabul ediyor, bazılarını etmiyor. Şu filtre bunları aldığı için şimdilik bunları yaptım ben de. Diğerlerin bazılarını da elle sildim. Biraz oradaki kabinetleri dediğim gibi boşaltmaya, yer açmaya çalıştım açıkçası. Şunu yapmak istiyorum ben. Gene kabinet. Şu filling kabinet. Bunun da yapımı oldukça basit. Hemen şöyle yapalım. Bunların görevleri var mıydı bilmiyorum. Bu arkadaş böyle çekmeceli bir kabin. Ama bunun bir de şeyleri var. Dosyaları var. Şöyle bakıyorum. En son aradığım şeyleri şunlar arkadaşlar, filling folder'lar. Bunların da yapımı oldukça kolay. Ama kağıdımız hiç yokmuş. Biraz kağıt yapalım. Kaç tane yapacaksın? 8 tane. Bunlar niye kaldı? Tamam. Hepsini birden çekmedi tabii ki. Tamam. Neyse. Bu arkadaşlara klasörlere malzemeleri tanımlayıp bu klasörün içerisine, bu kabinetin içerisine koyabiliyorsunuz. Şurada yanlış anlamadıysam, şurada shift'e bastığınız zaman 1KM yazıyor. Bakın burada. Sanırım her bir klasör 1 milyon item depolayabiliyor. Oldukça yüksek bir değer. Bunların upgrade'leri de var. 232 milyon depolayan. 1KM ne demek açıkçası bilmiyorum. 1000 tane değildir herhalde bu. Yani 1000 tane olsa çok çabuk dolar. Herhalde milyondur diye düşünüyorum. Hem de test etmiş oluruz. Bazı şeyleri buna depolayacağım. Daha doğrusu şuradakilerin çoğunu buna aktarmak istiyorum. Ama bunların depolanması nasıl oluyor? Mesela şu oak. Şöyle göstereyim. Bunu baştan klasöre şu şekilde koyuyorsunuz ve bir tane içerisine oak tanımlıyorsunuz. Yani malzemenizi tanımlıyorsunuz. Ve buraya sağ tıkladığınız zaman artık bu klasör bu kabinetin içerisine giriyor. Ve bu şu an 1 milyon tane oak alınabilecek bir chest gibi düşünebiliriz. Hatta deneyelim mi? Dur bakalım deneyelim. O party pickaxe'imiz. Ha, onun da bir şeyi vardı ya. Onu da göstereyim. Export. Şunlardan bir tane alayım. Deneyeceğim sadece arkadaşlar. Şöyle koysam olur herhalde. Buna da buraya. Şuradan bir tane de oak tanımlamak için alayım. Ve böyle yapayım bakayım ne olacak. Görüyor mu? Heh. Yukarıda da yazıyormuş arkadaşlar. Bakın bütün oaklar artık buraya gelmeye başladı. Bunları alabiliyoruz mu? Aldık valla. İyi, güzelmiş. İyi. Sevdim. Gerekirse başka kabinetlere de taşıyabiliriz içindekileri.
Şu sistemdeki o akları biraz boşaltayım. Hem 1000 tane mi yoksa 1 milyon tane mi olduğunu bir anlamda buradan da çıkartmış oluruz. Şunu görmüşken, aklıma gelmişken göstereyim arkadaşlar. Party Pickaxe adı üstünde burada da yazıyor. Bakın right click a surprise diyor. Bunu sağ tıkladığınız zaman size bir tane pasta veriyor. Çok acıkırsanız bu pastayı yiyebiliyorsunuz bu Pickaxe'in sayesinde. Ama çok fazla durabilitesi gidiyor. Yani herhalde bir 500 durabilite falan yiyor bir tane pasta ile birlikte gidiyor. Yani çok sıkıştığınız zaman ancak kullanılabilir. Ama güzel. Bunu da görmüşken söyleyeyim istedim. Bu gitsin şimdilik içeri. 161, 165. İyi. Bunların hızlandırma yolları da var arkadaşlar. Onları da zamanı gelince kullanırız. Bakalım şöyle. Şunlar speed upgrade'ler, simple network'ler. Ya aslında yapması da kolaymış ya. Dur bakayım şöyle çakayım mı bir tane biraz. Şuraya şöyle yapsak. Oo iyi, güzel hızlandı. Ha bir de bunun stack vardı galiba değil mi? Evet, stack upgrade. Ama blaze powder'ımız yok. Blaze powder'ımız yok. Blaze powder yapmak çok kolay ama onu göstereceğim ileride. Ama şimdi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Şu simple jeneratörlerden biraz yapalım. Combustion jeneratör yapımı oldukça kolay. Biraz furnace ve kaç tane? 1, 2, 3 tane combustion jeneratör yapmak istiyorum arkadaşlar. 3 tane de ha. Bu ha, demek ki bununla açılıyormuş ya. Bakayım. Evet, bununla açıldı. Acaba combustion yaptığımız için mi açıldık yoksa herhangi bir tane simple jeneratör için yaptığımız için mi açıldı bilemiyorum arkadaşlar. Neyse. Ha, blaze power zaten burada bize lazımmış. Nasıl olacağını göstereceğim diyordum ama şimdi zaten gösterecekmişim. Magma cream lazım. Blaze powder lazım. Squeezer'la hop. Squeezer'la değil. Crushing Tap'la bizim Nether Rock'ların üzerinde zıpladığımız zaman Blaze Powder elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Ve şöyle biraz Nether Rock alıyorum. Şunu açayım. Açmadan aşağı atlamayayım. Çok problem değil gerçi ama. Hop şuraya şunları koyuyorum. Ve kapatayım artık tabii. Ve gördüğünüz gibi Blaze Powder elde etmek bu kadar kolay. Biraz Nether'da biliyorsunuz şey öldürmüştük, Blaze'i öldürmüştük. Blaze Rot var. Ama powder'lardan rot elde etmektense, yani onu yapamıyor olabiliriz. En azından powder'ları bu şekilde basit şekilde elde etmek daha mantıklı diyecektim ki 63 tane oluverdi. Hop bunu da açayım bir de. Böyle yaptım arkadaşlar çünkü ileride şey kullanacağız. Ender Pearl'ımız olduğu zaman şu şeyler var. Bu benim sevdiğim elevator'lar var. Bu mod paketi de bu mod paketinde. Ve aşağı inip çıkmak kolay olacak bizim için. Ama şimdilik böyle biraz zahmetli oluyor. Neyse devam edelim. Şöyle simple jeneratörler burada. Bu 4 kaç tane? 8 tane yapacağız değil mi bunlardan? Slime'lar. Hop, yanlış yaptım. 2 6. Tamam. O tip slime almış anlaşılan içerideki arkadaşlar. 2 tane magma blok. Bu da tamamdır. Ama bunlardan da 3 tane yapacaktım ben, değil mi? 3 tane kaldron yapayım şimdilik. Biraz daha fırın yapayım. Lazım olur. Biraz daha bunlardan şöyle 8 16 tane daha yaptırdım. Hop 2 4 tane ve 1 2 3 tane daha simple geothermal jeneratör yaptırdım arkadaşlar. Şimdi bunu beslemek için bunları network'e çekelim oraya diyor istiyorum. Aslında kendi kendine de beslenebilir. Yani bu combustion jeneratörlerin arkasına herhangi bir şey koyabiliriz bu ağaçlardan. Ama bizim amacımız zaten bunları boşaltmak. Ben şuralara şimdi biraz hazırlığını yapayım. Hazırlığını yapayım derken şunları yapacağım.
Bu taraftakileri yaptığım gibi şöyle simple network kablosu şuradan geliyor, daha buralardan. Bir kablo da bu tarafa götüreyim. Ondan sonra lav üretimi için birkaç tane de kobustan jeneratör yapayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, bazı hazırlıklarını yaptım. Bu az önce yaptığımız kabineti buraya koydum ve içerisine stickleri de tanımladım. Şöyle iki tane dosyamız oldu artık. Bütün stickler de buraya geliyor çünkü şu kabinetlerde stickler de oldukça fazla yer kaplıyor. Onları da boşaltmış oluruz. Hem onlar da yanıyor nasıl olsa. Gene şuraya tanımlamasını yaptım. Güzel oldu. Bu boşalsın o tarafa doğru. Şimdi çok fazla ayrım yapmayacağım. Yani ne yaktığı önemli değil. Oak da yakabilir, kütük de yakabilir veya stick de yakabilir. Hop. Bu hazır böyle yanlış koymuşken, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunların değme yönü ne tarafa baktığı önemli. Ve bu tarafa koymanız gerekiyor şu beyaz şey. Sanırım söylemiştim bunu daha önce ama neyse bilemiyorum. Ve buradaki içerideki malzemeleri bunlara yollamaya başlasın. Evet, kütük yollamış, kütük yollamış ve kütük yollamış. Ne yolladı çok önemli değil. Dediğim gibi kütükleri yollasın, stickleri de yollasın, yaksın. Ve bu ne? Yakma zamanı. Tamam, enerjimiz combustion jeneratörle bu şekilde dolmaya başladı. Bunları nasıl taşırız? Şöyle bakayım. Şunların adı neydi? Bunları yapabiliyor muyuz acaba? Power core. Ha, power cell'leri de yapabiliyormuşuz ya. Yapabiliriz yani. Çok sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hatta hiç yok. Bunlar prismanik kristaller. Belki biraz sıkıntı olabilir. Üst seviye. Ama en azından şu alt seviyelerinde enerji de depolayabiliriz şimdilik gibi gözüküyor. Şarjörler var. Şarjörlerle de. Ama bu şarjörler de güzel. Elektrikli aletler kullanmaya başladığımız zaman onları da şarj ederiz. Ki ilk kullanacağım elektrikli alet arkadaşlar gadget moddaki builder wand'lar. Wand demeyeyim de wand değil onlar. Şunlar building gadget'lar. Bunlar şu platformları falan yapmakta oldukça yararlı oluyor. Project Ozone serisinde göstermiştim bunları da ve onları hala kullanmaya ihtiyacım var. 3 tane kobustan jeneratör buraya koyuyorum. Bunlar ne tarafa bakacaklar acaba? Ve tamam, doğruymuş. Bunların içerisine şeyleri doldursunlar. Kablosunu doldursunlar. Biliyorsunuz kablosunu jeneratörler üstte otomatik olarak veriyor. Herhangi bir transfere gerek yok. Ha, bunları artık buradaki enerjileri bunları koyup hızlandırabiliriz. Ama çok önemli değil açıkçası. Right click. Kabuston var. Ha, ama yavaş koyuyor değil mi? Koyacak mı acaba? 500 tikte bir klik yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da stone kaldırımı yaptım ama sanırım bir şey fark etmemesi gerekiyor. Hadi koyacak mısın? Şu. Bakayım bir tanesini elle. Aa. Bunlara niye konmuyor? Aa, şey yapmadık ya. Oy oy oy, dur. Torç koymadık altlarına arkadaşlar. O yüzden olmuyordur muhtemelen. Şu torçlarla çalışır mı acaba? Deneyelim mi? Vallahi çalıştı be. Tamam. Şu şöyle, şu şöyle olsun. Bu da böyle olsun. Ve gördüğünüz gibi hepsi artık lavla dolmaya başladı. Şunu kapatayım. Dur bakalım. Biraz blok alayım. Neyse, boş ver şimdi. Şunları jeneratörleri artık lavla besleyebiliriz. Bunlar için de gene burada cycling item extraction cable'ını kullandım. Burada da fluid olanını kullanacağım. Hop hop hop. Ve gene 3 tane jeneratörümüz böyle. Ve bunlara da artık lav gelmeye başladı ama içerideki lav oldukça azdır daha. Kaç? Yani anca toplamıştır. Çünkü bir tane kabuston biliyorsunuz 250 milibucket. Yani bir kovanın da dörtte biri.
Bunlar da oldukça tamamlanacaktır. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hop. Kablostonlarımız da sınırsız. Bu side clean kabloların arkadaşlar bağlanmaması gereken yerlere, bağlanmasını istemediğiniz yerlere redstone torch'la tıklayarak ayırabiliyorsunuz. Bir nevi wrench olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada var mı? Yok. Ha, dur. Hazır şuraya gidelim. Böyle zorla uçuyormuş gibi oluyoruz. Hop dur. Şunu da yapacaktım. İyi aklıma geldi. Unutmadan. Hop gene simple'a gelelim. Simple. Bu bizim Simple Networks Storage Network'ün arkadaşlar şöyle uzaktan bir kumandası da var. Şu ekstraklar vardır üzerimde. Importları yapalım. Import cable'ları yapalım. Şu bir tane hopper. Import cable'lar ve remote storage. Storage remote. Bunu master'a shift sağa tıkladığınız zaman bakın şöyle koordinat yazdı artık. X2 Y75 Z2 gibi bir şey yazdı. Burası zaten bizim spawn noktamızın tam üstü. Artık biz 64 blok uzakta olsak da sistemimize, network'ümüze ulaşabileceğiz. Şöyle. Craft'ı da yapabiliyoruz burada. Oldukça iyi. Yani enerji kullanmadan, enerji istemeden böyle bir sistem bize sunmaları açıkçası iyi olmuş. Bu mod iş yapar gibime geliyor, tutulur gibime geliyor. Tabii expert paketlerde muhtemelen bunu da zorlaştıracaklardır. Ne yaptık? Burada şeyimiz var mı acaba bizim? Tamam, şunlardan biraz yanıma alacaktım. Evet, iki çeşit makineyle, iki çeşit jeneratörle artık enerji üretiyoruz. Bunlar bir blok önde olmuş. Takılırım ben ona şimdi. Aynı hizada olmaları lazım onlar. Neyse. Dur bakalım. Hallederiz. Hop. Şöyle. Şöyle. İlk enerjiyle gadget yapacağım dedim ama şimdi aklıma başka bir şey daha geldi arkadaşlar. Gadget bizim enerjiyle kullanılan ilk el aletimiz olabilir ama bizim enerjiye ihtiyaç duyduğumuz başka bir şey daha var. O da ben biliyorsunuz serilerde falan çok kullanıyorum. Çanta. Çanta yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıdan göstereyim. Şu üzerimde taşıdığım malzemeler bana yetmiyor. Sürekli yanımda ikinci bir envanter olsun istiyorum. Bunun için birkaç tane seçenek var. Birincisi burada biliyorsunuz büyük bir chest yaptırmıştık. Bir tane de backpack yaptırabiliriz. Ama backpack için bizden plastik istiyor. Yani bizim latekslerle falan uğraşmamız gerekiyor. Enerji olayı. Bunu yaparız ileride. Yani kısa sürede. Belki bir bölüm sonra falan yaparız onu da. Lateks üretimini de göstermiş oluruz. Bir seçenek daha var. Ama onun tam açıkçası yapabilecek miyiz şu an? Bir bakalım. Cycling. Gene burada mısın? Şu. Inventory Upgrade ve Inventory Crafting Table var. Inventory Upgrade'ini yapmak istiyorum ben. Aa, bunu yapamıyormuşuz işte. Ender Pearl'a ihtiyacımız var, değil mi? Tamam, dur bakalım. O zaman latex olandan yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu backpack yapalım. Onun için bazı şeylere ihtiyacımız var. Öncelikle neydi adı? Tree Fluid Extractor. Bundan yapabilecek miyiz bakalım. Şöyle birkaç tane yapayım. Dişli lazım olur bize. Bu ne? Furnace. Furnace'dan da yapıyorum. Ve 3 tane bundan yapayım. Bunlar enerji kullanmıyor biliyorsunuz. Bir de latex processing bir şeydi. Latex processing unit. Bu neymiş? Machine casing. İyi. Hop basitmiş. Güzel yapmışlar bunu. Ve bir tane de latex processing unit. Bizim bir tane su kaynağına ihtiyacımız olacak. Infinity Water Resource. Source sadece. Bunlar ne? Tin. İçeride olması gerekiyor. Tinimiz var ama diğerlerinden de yokmuş. Grafit Dust. Grafit Dust mı? Manufactory gerekiyor.
Bunu da yapmak zor değilmiş aslında ama. Ay, neyse. İşler uzayacak gibi gözüküyor. Bir daha bakayım. Şu. Yok, bunu yaptık. Infinity Water Source yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Compact bu bunun. Basic Plating. Grafik Dust. Bunu sadece bu makineyle yapabiliyormuşuz. Manufacturing. Yapalım mı? Bu neymiş? Pulverized Coal. Çeviriyor. Hadi yapalım bakalım ya. Şunu yapalım. Cooper. Cooper'ımız olması lazım ya. Dur bakalım. Aa, Cooper yapmadık biz. O zaman bu bölümlük kalsın arkadaşlar. Ama Cooper Sapling'ini yapmadan da bırakmak istemiyorum. Copper sapling nasıl yapılıyormuş bakalım şimdi. Mantle Cooper. Cooper amber mi var yoksa? Evet, o varmış. Clay, Petrified Sand ve Red Sand. Öyle mi? İlla Red Sand istiyorsun. Tamam. Bir şöyle şansımı deneyeyim. Evet, Red Sand gerekiyormuş bize. Sand bir tanecik varmış elimizde. Sand, gel bakalım sen. Red boyamız var mı? Yok mu hiç? Şu aşağıda olması lazım arkadaşlar. Air charm'ım açık. Bakıyorum. Şu beetroot'lardan alayım. Onlardan yaparız. Bunların hepsini toparlayacağız yavaş yavaş. Aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Sky Factory değil. Project Ozone'un sonunu, son bölümünün sonunu izlediyseniz orada da söylemiştim. Misafirim geldi benim. Artık videolar... böyle olmuyor mu? Videolar çok düzenli olarak gelemeyecek maalesef. Load. Tamam. Gene de yaparmışız bunu. Misafirim geldiği için çok düzgün yani şey olarak hop gidiyordum aşağıya. Bunu buna mı koyacağız? Hop dur bakayım şuradan bucket alalım bir tane. Alamadık. Gel sen şöyle. Şöyle mi yapıyorduk? Hop hop. Evet bunu böyle yaptık ve bir tane kırmızı kum elde ettik. Ne diyordum? Evet, videolar pek düzenli olarak gelemeyecekler arkadaşlar. Maalesef kolay video çekebileceğim ortamlar biraz kayboldu. Ama mümkün olduğu kadar ben en kötü ihtimalle 2 günde bir video atmaya çalışacağım. Cooper mıydı? Buydu. Evet. Bunu neye döküyormuşuz? Cooper Sapling Spruce. Bundan var mı bizim elimizde? Yoktur herhalde. Emerald'a. Petrified Sapling. Su. Kaldron. Petrified o zaman. Dur o konuyu... İki tarafı birden odaklanamıyorum arkadaşlar. Şunu halledelim. Onu da anlatacağım size. Video konusunu. Gel gel gel. Şuna da normal su koyalım. Şu spruce elde ettik. Ben ondan bir tane daha yapıp ekerim. Hatırlamıyorum çünkü yaptığımızı. Şurası doludur. Nuggetlar çünkü tamamlanması oldukça yani şans. Buraya da şunu atayım. Bunların lavları otomatik olarak doluyor. Görüyorsunuz arkadaki sistemden. Arada bir cobblestone bitiyor. Cobblestone koyuyorum ama çok problem olmuyor. Şu eriyinceye kadar anlatayım. Dur, o da erisin arka tarafta. Misafirim geldi arkadaşlar. Artık rahat video çekemiyorum. Gün aşırı 2 günde bir, 3 günde bir video atmaya çalışacağım maalesef. Yaklaşık 1-2 hafta bu böyle gidecek. Ama mümkün olduğu kadar kanalı sizleri videosuz bırakmamaya çalışacağım. Hem Sky Factory hem Project Ozone için bu geçerli.
Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz normal kendi hayatımız, sosyal hayatımız, boş zamanlarımızda biz bu işlerle uğraşıyoruz. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Önceliklerimiz belli. O yüzden şimdiden kusura bakmayın ama dediğim gibi yapabilmek için elimden geleni de yapacağımı bilmenizi isterim. Evet, o zaman bitirelim. Bayağı malzememiz eksikmiş ama Ender Pearl en sıkıntılısı sanırım. Bir sonraki bölüm muhtemelen Mob Farm yapıp Ender Pearl'ü elde etmeye başlarız. Güzel oldu. Enerji, en azından iki çeşit makineyle enerji üretebiliyoruz. Ve bunları da artık depolamamız gerekecektir. Burası dolmuş, burası dolmuş, burası dolmuş. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar da iyi iyi. Burası dolunca yakmaktan vazgeçiyor. Bunlar ne olmuş? He, bunlar da milyonmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stikten 12 bin tane ve kütükten de 5 bin tane içine almış. Yani bayağı büyük kapasiteler. Muhtemelen şuradakileri tekrar bir kontrol edeyim. Project Ozone'daki Travel Want arayasım geliyor. Arıyor gözlerim daha doğrusu. Şuralardan bakayım. Buralarda daha duruyor ovaklar. Stickleri almış anlaşılan. Evet, hiçbirinde stick yok. Stickleri boşaltmış ama ovakları da muhtemelen boşaltacaktır. İyi, olsun bakalım. Evet, yani söz veremiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çünkü video çekemediğim zamanlar bir önceki videoda muhtemelen yani muhakkak haber veriyordum size. Ama bundan sonra şöyle 2 haftalık bir belirsiz sürece giriyoruz. Dediğim gibi kusura bakmayın yapacak bir şey yok ama ben elimden geleni yapacağım. Sizleri de kanalda videosuz bırakmamaya çalışacağım. Bir sonraki bölüm o zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.